İyi günler, ben Doktor Hayim. Doktor Evinde kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz enfeksiyonlar. Şimdi enfeksiyonlar karşımıza hep ateşle gelen hastalıklardır ama bizim için en önemli şey şu enfeksiyonlarda antibiyotiği ne zaman kullanacağız? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Hem hekimin iyi bilmesi gerekiyor, bu zaten onun görevi. Hem de ailenin iyi kötü bir şeyleri bilmesi gerekiyor. Çünkü siz aileler doktoru baskı altına aldığınız zaman doktor da bazen kendini kurtarmak için size bir antibiyotik başlıyor. Halbuki bilesiniz ki Türkiye'de başlanan antibiyotiklerin gerek hastanelerde, gerek özel kliniklerde, sağlık ocaklarında başlanan antibiyotiklerin %90'ı belki %80'i boşuna başlanır. Bu kesin bir rakamdır. Boşu boşuna dünya kadar para antibiyotiğe harcanmaktadır. Bu yanlış bir şeydir. Peki ne yapacağız? Şimdi enfeksiyon dediğimiz zaman bir viral enfeksiyonlar var. Bir de bakteriyel enfeksiyonlar var. En baştan söyleyeyim. Çocukların ateşli hastalıkları veya enfeksiyonların %75 ile 80'i zaten viraldir. Antibiyotik kullanmaya gerek yok. Nasıl anlıyoruz viral enfeksiyonları? İşte çocuk gelir karşınıza veya işte burnu akıyordur, gözü akıyordur, hapşırır, bir taraftan öksürür, ateşi yükselmiştir. Bu kadar çok lokalizasyonu olan enfeksiyonlar genellikle viraldir. Bırakın bir gün, iki gün, üç gün ateş devam etsin. Hiçbir problem yok. Sadece gerektiğinde ateş düşücü kullanmak yeterlidir. Siz bir kere rahat olun. Artı hekimi de sıkıştırmayın. Çünkü sonuçta hekim arkadaş da sonuçta size bir anda bir antibiyotik başlayabilir. Bakın, antibiyotik başladık diyelim. Ateş genelde şöyle olur. Ateş düşmemiştir. Antibiyotiği verirsin, ertesi gün ateş düşer. Heh dersin, işte gördünüz mü? Antibiyotiği verdik, ateş düştü. Aile öyle düşünür. Halbuki yanılıyorsunuz. Gerçek bir bakteriyel enfeksiyonsa antibiyotik başladıktan en az 48 ile 72 saat sonra ateş düşer. Ertesi gün düştüyse zaten ilacı vermesek de düşecekti. O nedenle rahat olun, acele etmeyin. Bakteriyel enfeksiyon nasıl olur? Daha yüksek ateş vardır. Genel durum daha kötüdür. Ve tek bir böyle ya öksürüyordur, ya boğazı ağrıyordur, ya boğazın görüntüsü kötüdür. Böyle bir ya da kusuyordur, ishali vardır. Farklı bir yani tek tek bulguları vardır. Ve antibiyotik kullanma kararı sadece ve sadece doktorundur. Kesinlikle ailenin kendi başına gidip antibiyotik alması doğru değildir. Doktora danışmadan kesinlikle antibiyotik kullanmayın. Çünkü en iyi antibiyotiğin bile, en hafifinin bile, en ağrının bile mutlaka bir yan etki yapma olasılığı vardır. Hadi yan etkileri bir tarafa bırakalım. Bizi bekleyen çok büyük bir tehlike var. Biz olur olmaz yerde antibiyotik kullandığımız için antibiyotikler artık mikroplara etki etmemeye başladı. Son katıldığım kongrede de söylenmişti. Geçirdiğimiz son 30-40 yılda dünya kadar antibiyotik çıktı. Ama önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl için hazırlanmakta olan, icat edilecek olan, beklenmekte olan hiçbir antibiyotik yok maalesef. Yani biz şu andaki mevcut antibiyotikleri de tüketecek olursak mikroplar savaşı kazanmış olacak, biz savaşı kaybetmiş olacağız. Yapılan en büyük hata nedir? Aile gider eczane bir antibiyotik alır. 3 gün sonra ateş düşer, antibiyotik keser. Yanlış. Biz antibiyotiğe doğru da başlasak, yanlış da başlasak lütfen en az 7 gün kullanın. Benim şahsi fikrim bu. Ya da hekim size aksini söylemişse, ciddi bir idrar yolu enfeksiyonu, bir akciğer enfeksiyonu veya bir anjinimiz, bakteriyel bir anjinimiz varsa mutlaka 10 gün kullanmamız gerekiyor. İlaç bitti, kutu bitti, işte tekrar bir kutu almaya ne gerek var? 3 günde, 5 günde ilacı keselim, işte o en büyük bir hatamız budur. Çünkü mikroplara eğer gerçekten bir bakteriyel enfeksiyonsa antibiyotiği verdi, 2 tokat indirdik bakteriye. Sersemledi falan, kendini böyle bayılır gibi oldu. Sen kestin ilacı, ondan sonra bir ayağa kalkar ki bu sefer ona o eski antibiyotikten daha kuvvetlisini vermeniz gerekiyor. Onun için başlamayalım. Doktora sormadan başlamayalım. Doktoru sıkıştırmayalım, doktoru zor durumda bırakmayalım ama başladıksa da en azından 7 gün kullanalım. Evet, bu antibiyotik konusu çok önemli. Antibiyotik konusuna diğer videoda devam edeceğim. İyi günler.